genç kalmanın formülü sır olmaktan çıkıyor. Tıbbi beslenme uzmanı Dr. Eyüp Yılmaz'ın ezberleri bozacak, hızlı yaşlandıran 18 hata kitabı çıktı. Genç bir vücut için su tüketiminin püf noktaları, alınması gereken besinler ve faydaları, sağlıklı kalmak adına yapılmış doğru bilinen yanlışlar. Tıbbi beslenme uzmanı Dr. Eyüp Yılmaz sizler için hazırladı. Hızlı yaşlandıran 18 hata. Tüm kitap evleri ve online satış mağazalarında. Evet arkadaşlar, nerede kalmıştık? Sorularınızla ilerleme. Sesim iyi geliyor mu Banu? Ses kontrol. Ses iyi mi? Aleyküm selam başkanım. Aleyküm selam. Hocam Rabbim sizden ebeden razı olsun. Çok değerli bilgiler bunlar. Eksik olmayın. Ses kalitesi düştü mü ya? Yapmayın. Ses iyi diyenler var. Demek ki bazı arkadaşlarımızın internetiyle ilgili bazı sorunları var. Okey o zaman. Arkadaşlar, az evvel bir diyabet hastasının beslenmesinde dikkat etmesi gereken bazı küçük katkılardan bahsetmiştim. Ve Tıbbi Beslenme Akademisi bünyesinde hep şunu anlatırız. Bir şey yasaklamak değil arkadaşlar. Yasaklamakla ulaşabileceğiniz çözümler sınırlıdır. Sürdürülebilirliği sınırlıdır. Ekmek yemedim, şekerim hal oldu. Yahu bu kulağa hoş geliyor. Ama hadi gel bunu sürdür. Bir arkadaşım vardı, hep anlatırım. Bir gün yanına gittiğimde bana dedi ki, hocam dedi, ben bütün problemi buldum dedi. Neymiş dedim problem? Glüten dedi. Ben gluteni kestim, muhteşem. Daha artık bundan sonra bana kimse gluten yediremez dedi. Allah Allah dedim. Yani bu heyecanlı bir ifade ve ben bunun sonrasını iyi biliyorum. Bir şey demedim. Tamam hocam dedim. İyi bir şey tespit etmişsin dedim. Deneyimle ve gör şeklinde durdum. Aradan 3-4 ay geçti. Gittiğimde aynı arkadaşım lahmacun masasında karşıladı beni. Ya dedim hani gluten falan filan demiştin. Hani bulmuştun. Ya dedi şu namussuz gluten var ya, namussuz gluten. Bildiğin gibi değil. Nasıl insanın canı çekiyor hocam? Yani dayanamadık yedik dedi. Ya insanları bu hale getirmeye böyle komediye lüzum yok. Doğru bir şekilde insanlara çözümle öğretelim. İnsanlara ekmek yemeğin değil, doğru ekmeği tanımlayalım. Doğru ekmeğin ne olduğunu öğretelim. Doğru ekmeği bol bol yesinler ya. Bu kadar basit yani, uzatmayalım. Yani doğru ekmeği yemeği öğretmek. Bizim hedefimiz, amacımız bu olmalı. İnsanlara ekmek yemeyin demek ne ya? Sonra şeker tanısı konuluyor. Şeker tanısı konulduktan sonra hastane şartlarında genelde bizim tavrımız, eğer pirinç yiyeceksen gel seni yoğun bakıma alayım. Yani pirinç yemek de yoğun bakıma girmek eşdeğer olarak ifade edilir. Hatta böyle bir hasta hekimine sorduğu zaman, ya işte hocam ne zaman pirinç yiyeceğim? Hani yoğun bakıma girmek istediğin zaman yiyebilirsin cümlelerini çok böyle rutin duyarsınız. Eğer ki öyle bir vaka yaşamışsanız arkadaşlar. Çünkü bak Makbule Hanım da aynı şeyi söylüyor. Bak Makbule, burada söylediklerimizi direkt hemen yarın uygulamaya çalışma. Hakikaten de zarar görürsün. Bakın uygulama yönteminin bir aşaması var. Önce bir kabız olmaman lazım. Bu maddenin o bir. Başta bağırsaklarının temizliğini başarmış olman gerekiyor. İki, pirinci nasıl pişireceğin kısmı Alper Hoca'nın kaydetmiş olması gerekiyor. Az önce konuştuk. Yaklaşık 15-20 dakika bu konuyu konuştuk. Bir pirincin pişirilme metodunu anlaman lazım. Doğru pişirmen lazım. Doğru pirinci bulman da lazım. Genetiği değiştirilmiş, Kanada'dan ithal edilmiş pirinç ürünleri radyasyonlu pirinçlerdir. Bundan fayda göremezsiniz. O ithal edilmiş radyasyonlu pirinçlerin uğruna bu riski sakın almayın. Başta bunu bilmenizde yarar görüyorum. Sonra aldığınız pirinci onu ya 1/3 kuralı diyoruz ona arkadaşlar. Bir yere not edin. 1/3 kuralı nedir? Bu bizim Beslenerek İyileş kitabında ve insanları hızlı yaşlandıran 18 kitabında, bunu böyle bir resmini tekrar göstermek istiyorum. Böyle bir kitap arkadaşlar. Bu kitapta dikkatle
kısmet olur okursanız bir şey göreceksiniz. 1/3 kuralı diye bir kural vardır. Yani her yediğiniz gıdanın glisemik indeksini düşürebilmenin altın anahtarıdır. Ne demek 1/3? Birinci bir miktar kullanıyorsunuz. 2 birim de başka glisemik indeksini, şekerin yükünü düşürücü şeyler ekliyorsunuz. 1, 2 daha 3 yapar. 1/3 dediğimiz zaman 3'ün biri. Yani bir parçası pirinç, iki parçası başka bir şey demektir. Bu 1/3 kuralıyla yaptığınız gıdalar glisemik indeksleri ne kadar düşüyor onu da hesaplayalım. 100 olan bir üründür, pirinç pilavı 100'dür. 100'lük bir şey aldınız, bir de 5'lik aldınız, 2 tane 5'lik aldınız. Ne oldu? 100, 5, 5 daha 110. 110'u 3'e böldünüz. Ne yaptı arkadaşlar? 35 yaptı. O civarda bir şey yaptı. Bakın, glisemik indeksi 100 olan bir şeyi 35'e çektiniz. Aramızda diyetisyenler vardır. Diyetisyen arkadaşlarım bunu çok daha iyi izah ederler size. Bir şeyin glisemik indeksini düşürebilmenin bir anahtarıdır bu. İkincisi, ben bununla asla yetinmem. Bu matematik geçerli olmuyor fizyolojide. Bu matematiğin dışında beni bekleyen riskleri biliyorum. O risklerden bir tanesi midenin terk edilmez hızı. Yemekte çok su içmekle ilgili glisemik indeksini yükseltici davranışlar, kişinin heyecanı, kabızlığı falan gibi nedenler glisemik indeksi etkileyen faktörlerdir. Dolayısıyla adamın sen bütün bu kurallarla verirsin yine şekeri pat diye fırlayıverir. O zaman ne yapmalı? O glisemik indeksini düşürücü, başka bir şey daha yaparım. Az önce demiştim, sirkeli su kullanırım dedim. Sirkeli su. Bir bardak suya bir kaşık sirke diyoruz ama eğer ki histaminle ilgili sorunu olmayan, alerjik sorunu olmayan sindirim SIBO dediğimiz bir tablo vardır. SIBO tablosu sorunu olmayanlar için hiçbir problem yok. Alsın 5 kaşık sirke kullansın. Yine sorun yaşamaz. Bu durumda bir de sirkenin fermente sirke olduğundan emin olun. Böyle kimyasal sirkeler, hele hele o plastiklerde satılan sirkeleri onu sakın içmeyin bile yani. Bu tarz bir sirke temizlikte kullanılır. Başka bir yerde kullanılmaz. Çünkü keskin sirke küpüne zarar verir. Plastiğin içerisindeki sirke plastiği çözer ve içindeki bir bisfenolu size aktarır. Dolayısıyla bazı sorunlar oluşturur arkadaşlar. Peki bunu da yaptık. Sirkemizi değiştik. Bir güvenlik bariyeri daha oluşturduk. Bir şey daha yapmam lazım. Çünkü yapabileceğimi biliyorum. Nedir o? Onun yanına bir miktarda ya roka, tere gibi bir şey ekledim. Soğan gibi bir şey ekledim. Veyahut da aklınıza ne gelir? Yani bir yeşillikle. Yeşillik ne yapacak biliyor musunuz arkadaşlar? Mesela ben burada hiç aklınıza gelmeyen bir şey de söyleyebilirim. Suyunuzu klorofilli su içebilirsiniz arkadaşlar. Klorofilli su. Klorofilli su şekerin yaptığı, şeker asidoz yapar. Şekerin molekül yapısı asittir. Asit endoteli yakar. Endoteli yakmaması için kana alkalileştirirsiniz. Dolayısıyla şekerin asidozunu tamponlarsınız. Klorofil aynen bunu yapar işte. Asidozu tamponlar. Mesela aklınıza şu gelebilir. Ya hocam ben iyonize su içiyorum. Alkali su içiyorum. Pirinçle birlikte alkali su içtiğim zaman acaba pirincin glisemik indeksini düşürmez miyim? Bu soruyu soruyorsanız kendinize tam tersi bir durum olur. Çünkü alkali sular, iyonize sular çözücülüğü artırır. Yediğiniz pirincin hızla çözülmesini sağlar, bağırsaktan emilmesini sağlar, kan şekerinizi yükseltir. Evet, bunu size yaptırır. Dolayısıyla iyonize suyu bile olsa evinizde, su iyonizeriniz bile olsa yemekle birlikte su iyonizerinin suyu içilmez. Ne zaman içilir? Yemekten 2 saat sonra içilir. Burayı bir not alın. Yani burası çok önemli küçücük bir detay. Atlarsanız yani birazcık böyle gereksiz yere üzülürsünüz. Hiç böyle bir problem yaşayın istemiyorum. Kıymetli arkadaşlar. Şimdi şekerin regülasyonunda son bir basamak dedim. Ne yaptık? Salata ekledik.
Konu anlaşılmış mıdır diye merak ediyorum. İnşallah o aile arkadaşım pat diye yarın hocam ben pirinç yedim şekerim yine fırladı dememesi için biraz detaylandırmaya çalıştım. Makbule Hanım da demiş vallahi ben de pirinç yemeye hasret kaldım diye. Bizim Tıbbi Beslenme Akademisi'nde bir eğitim düzenlemiştik. İlaçların ilaç dışında şekeri regüle etmenin metotlarını anlatıyoruz. Bizim doçent doktorlarımızdan birisi bir üniversitemizde doçentlik yapıyor. O da bu dersten bayağı bir etkilenmiş ki ertesi gün bir tane hastası geliyor. Hastası ona diyor ki ya hocam diyor ben diyor daha kaç yıl daha bu pirinç yemeyeceğim. Ben biraz pirinci özledim diyor. O da diyor ki ya otur diyor. Otur diyor sana ben bir şey anlatacağım. Dün akşam bir ders dinledik. O dersin uygulamalarını seninle birlikte yapalım diyor. Anlatıyor ona işte bir pirinç nasıl pişirilir, bir pirinç nasıl şey yapılır. Ondan sonra da takip ediyor hastayı. Ve kadın diyor ki ya diyor doktor bey Allah senden razı olsun ya diyor. Vallahi diyor yani böyle bir çözüm üretmiş olmam bir kere beni böyle şu anda sanki böyle içimdeki bir ağırlığı aldın üstümden. Arkadaşlar insanları özgürleştirmekten bahsediyorum ya. Anlatmak istediğim şeyi biraz daha derinlemesine hissetmenizi istiyorum. Onu yasakla, bunu yasakla, şunu yasakla. Bu bir hasta. Zaten hasta olmanın psikolojisi yetmiş ona. Bir de üstüne biz yıkıyoruz onun. Bütün dünyasını, bütün hayatının o lezzet aldığı her şeyi elinden almış olmak. Yani bir çocuk gibi düşünün. Oynadığı bir oyuncak var. O oyuncağı da aldın elinden. Sonra da diyorsun ki bu çocuk niye gülmüyor? Ona nasıl gülsün? Yani onu hayata bağlayan bir şey vardı. Onu da elinden aldın. Böyle bir şey yaptığımızı anlayamıyoruz. Bize kolay geliyor. Basit. Onu yeme, bunu yeme. Ne yiyeceğim sorusu beni mutlu eden bir şey kalmadı ki geri. Lan bir lahmacunumuz vardı aldın elimizden. Bir pilavımız vardı. Yani bir şey kalmadı adamın hayatında çok anormal bir. Ama tanımlama yapsak doğru bir tanımlamayla neyi nasıl sorusunun cevabını verdirebilsek. Ya sizden iyisi yok, sizden güzeli yok. Ne güzel bir doktor olursunuz. İşte buna biz hekimlik sanatı diyoruz arkadaşlar. Yani hekimlik sanatı için birazcık ne lazım biliyor musunuz? Bilgi ve tecrübe ve birazcık böyle kafa yormak lazım. Bizim eskilerde böyle çok iyi bir yönetici abimiz vardı. Şunu derdi. Çocuklar derdi. Bir yönetici bağırıyorsa, bağıran bir yöneticinin aslında bağırmasının altındaki sebep çözüm üretememesinin de çözüm üretme becerisindeki yetersizliktir. Bu yüzden bağırır. Ama basit bir çözüm üretebilmeyi başarsaydı sakin ve güler yüzlü olabilmeyi sürdürürdü. Dolayısıyla bir hekimin de onu yasakla, bunu yasakla, şunu yasaklasının arkasındaki gerçek sebep bizim kendi cehaletimizdir arkadaşlar. Bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de yasaklama metodu hoşumuza gidiyor. Hatta şu pandemi dönemindeki şu yasakların nedeni aslında çok önemli bir bilginin bilinmemesinden kaynaklandı. Bu bilginin anlaşılamaması. Yani ben bunu bir önceki videolarımda defalarca anlattım. Yani bu metotla bu pandemiyle mücadele edilmez. Bu bir yöntem değil. Bu doğru bir yöntem değil. Bir an önce vazgeçilmeli dedim. Ama bize yani böyle sivrisinekte vızıltı gibiyiz biz şu anda. Ne konuşsak boş yani. En azından insanların faydasına olan bir şeyler konuşalım. Merhaba hocam. Geçenki İlkay Hanım'ın programında iyonize suyu demiştiniz. Bunu biraz daha açıklar mısınız? Lütfen nelere iyi gelir? İyonize suyu neye iyi gelir? Ya arkadaşlar ben bu konuyu bence çok konuştum. Onu bir önceki bir sonraki yani videolarımızda gördünüz. Yani oradan izlemenizi tavsiye ediyorum. Hocam ben de zayıflıyorum. Yine kilo alıyorum. Sizin konuşmanız çok doğru. Sağ olun. Yine kilo alıyorum. Bizim 20 dakikada 20 kilo nasıl verilir diye bir videomuz var arkadaşlar. Bir Tıbbi Beslenme Akademisi'nde bir çalışmamız var. Yaklaşık kilo kontrolünü anlatan böyle 2-3 saat süren bir sunumumuzdur bu.
Bu sunumu lütfen dinleyin. Yani insanlar niye kilo alıyor? Niye kilo veremiyor? Verdiğinde niye kaslarını eritiyor? Niye yağlarını eritemiyor? Buradaki bir püf noktaları, açlığın detoks gücünü kullanmak, bu ifadeler size bir yerden duydunuz mu bilmiyorum. Bu ifadelere değer verin. Buna hayatınızı değiştirecek önemli bilgi taşları. Mesela ben bir ortamda eğer ki yani yemek konusunda açsam, çok açsam ama doğru bir yemeği bulamamışsam ya ben derim ki bu açlık benim için bir detoks sistemimin aktivasyon vaktidir. Acele etmem, beklemeyi öğrenirim ve beklemekten keyif alırım. Ama medya bize neyi öğretiyor biliyor musunuz arkadaşlar? Medya bize neyi öğretiyor biliyor musunuz? Medya diyor ki aç kalmak insanoğlunun başına gelmiş en büyük musibettir. Aç kalmak yerine muhakkak bu açlığı bir atıştırmalıkla geçiştirmen lazım. Bu duyguyu verir. Bununla ilgili yüzlerce reklam yapar. Acıktın mı hemen bir çikolata atıştır. Halbuki senin vücudunun temizlenme sürecini başlatacaktın ki, evet, başlatacaktın ki ne yaptın? Onu durdurdun. Karaciğerini temizleyecektin ki onu iptal ettin. Çünkü karaciğeri temizlemek için acıkman gerekiyor. Oradaki glikojen depolarını boşaltmak için acıkman gerekiyor. Oradaki yağlamayı durdurmak için acıkman gerekiyor. Ama sen ne yapıyorsun? Acıkmayı bir insanoğlunun başına bir bela gibi hissediyorsun. Bir musibet gibi hissediyorsun. Aman 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 şekerim düşecek şekerim. Lan Allah'ım ya Rabbi diyorum. Ya Rabbi diyorum ya. İnsanları bu kadar zavallı hale biz nasıl düşürdük? Lan vücudunda seni 40 gün hiç yemek yemesen, 60 gün hiç yemek yemesen sana fazlası yetecek bir depo var, haberin yok. Bir depon var, haberin yok. Bu depoyu nasıl kullanacağınla ilgili bir bilgin yok. İnsanlara bunu öğretmek çok zor değil. Vallahi değil, billahi değil. Yani nedir bu kadar zorlaştırdığımız şey? Bastami pirinci, bestami pirinci iyidir arkadaşlar. Her türlü pirinci çok seviyorum. Bu 7 değirmen diye bir Instagram hesabı var. Orada inanılmaz değişik değişik pirinçler göreceksiniz. Ve onları böyle yol kenarındaki üreticilerden değil, böyle dağlarda, yaylalarda, böyle güzel yerlerde üreten üreticilerden alıyor. 7 değirmen pirincini muhakkak deneyin arkadaşlar. Süheyla Hanım 2 kitabımı da almış. Alkışlıyoruz kendisini buradan. Sağ olsun, var olsun efendim. İmkan olur inşallah imzalarız da. Aa, Yasemin Hanım da aynı şekilde sağ olsunlar. Eksik olmayın. Eczacı Arzu Hanım sağ olsun. 2 kitabımızı da aldım. Tüm videolarınızı izledim. Vay maşallah. Arzu Hanım nereden katılıyorsun Arzu Hanım? İstanbul'daysanız lütfen kitabı imzalamak isterim. SIBO'yu nasıl anlayacağız kendimizde? Bu da güzel bir soru, önemli bir soru. SIBO'yu nasıl anlarsınız biliyor musunuz arkadaşlar? Yemek yedikten sonra karnı balon gibi, gebe gibi şişti der kadın. Çoğu zaman kadınlarda olduğu için kadın dedim ama nadiren erkeklerde de oluyor arkadaşlar. Bu midenin hemen altında şişlik hissedilir. Burası SIBO'dur. Eğer ki alt kısma doğru bir şişlik hissediyorsanız bu IBS'den kaynaklanır. SIBO ince bağırsağın florasının bozukluğudur. Kalın bağırsağın florası ince bağırsağa doğru kayar ve asidik bölgenin florası alkali bölgeye geçmiştir. Bu yüzden de yediklerinizi orada sindirebilecek yapı yoktur. Yani dolayısıyla gıda gelir gelmez orada yoğun bir çarpışma olur. Flora çarpışması. Ve hemen böyle müthiş gazlar üretilir. Ve o da tabii kendini gebe gibi hisseder kadın. Yani çocuk ya da hasta kimse. Dolayısıyla aradaki farkı nasıl anlayacaksınız? Bir, yemekten hemen sonra şişkinlik. Çok hızlı şişkinlik hissedilir. Bir diğeri de göbeğin çevresine yatın, uzanın. Göbeğin çevresine dokunun. Birazcık bastırın. Biraz bastırdığınız zaman eğer ki
ay gibi bir ağrı hissediyorsanız arkadaşlar, bu SIBO'nun bir bulgusu olarak düşünebilirsiniz. Tabii bu tarz tanıları böyle bir Instagram hesabında bir doktor anlattı. O doktora göre muayene yaptım, sonra tanımı koydum cümleleriyle giderseniz bir doktora, vallahi o doktor benim için söyleyeceği şey küfürdür. La Allah belasını vermesin, böyle Instagram'da böyle bilgiler mi aktarılır insanlara diye kızabilir. Haklıdır da kendisi. Çünkü bu tarz şeyleri, ya bunlar hekimlik sanatıdır çünkü. Gittiğiniz bir doktor sizin muayenenizi yaparak ne olduğunu elbette güzelce izah edecektir. Böyle ben Instagram'da böyle öğrendim, böyle anlattı hoca falan deyip durmayın. Bu bilgiyi kendinize saklayın lütfen. Hocam suyu ozonlama yapıp içiyorum. Bunun hakkında ne dersiniz? İyidir. Yani ozonlanmış su sürekli içilmez. Günde en fazla 2 bardak içebilirsiniz. Yani ben öyle kullanıyorum abi. Evet. Basmati pirinci iyidir. Evet hocam, teşekkür ederiz. Ben de pirince salata karıştırıp yemeği çok severim ama bunları bilmiyordum. Harikasınız. Demek ki iç sesiniz güzel yönlendiriyor. Makbule Hanım diyor ki o kadar net anlatıyorsunuz ki ben bile anladım diyor. Ya siz kimsiniz? Niye anlamıyorsunuz? Suyu yemekten en az bir saat sonra içsek olur mu? Günay Hanım, hayır. Yemekten sonra bir gıdanın sindirim süresi bir saat değildir, iki saattir. O bir saat iki saat arasında çok fark var. İkbal demiş ki hocam, bizim orada nohut, domates, karabiber ekleyerek pişirilir bizim. Sen oran neresiyse güzel bir yermiş arkadaşım. O memlekete gidilir. Reçel tüketiminde bizleri nasıl özgürleştirirsiniz? Vay, zor soru yani ha. Seni. Onu da muayenehanede öğretiyoruz. Adamın biri kilo vermek için bir doktora gitmiş. Doktor ona bir ilaç yazmış. Her gece mutlu, keyifli, neşeli ve terleyerek uyanıyor. Arkadaşlar diyor ki vallahi ben o doktora gittim. O doktor beni muhteşem bir şekilde zayıflatıyor. İnanılmaz diyor. Cennetten manzaralar, cennetten güzelliklerle doluyorum böyle geliyorum. Ulan diyor, biz de gidelim diyor. O da gidiyor. Ona da doktor bir şeyler tavsiye ediyor ve başlıyor. Ama her gece kabus görüyor, kabus görüyor, kabus görüyor. Ama kilo veriyor. Kabus görüyor, kilo veriyor. En son zayıflıyor ama doktora gidiyor, diyor ki ya doktor bey diyor, dürüst olmak gerekirse kilomu verdim. Ama diyor benim arkadaş böyle keyifle, neşeyle kilosunu verdi. Ben kabusla verdim. Birader diyor, o muayenehaneye geldi diyor. O muayenehanede bunların farkı olsun diyor. Reçeli bir diyabet hastasına nasıl yedireceksiniz sorusunun cevabını orada vereceğim demiyorum. Kitapta yazıyor arkadaşlar. Onu da tarif edeyim arkadaşlar. Reçel tıbbi beslenmeye göre düşündüğünüz gibi yanlış bir besin değildir. Tıbbi beslemede reçel yenilir. Reçeli yemenin metodu 1/3 kuralı değil 1/5 kuralı incelenir. Çünkü burada direkt bir şekerle karşı karşıyasınız. 1/5 kuralı da şöyledir. Bunu tereyağı, kaymak burada çok etkileyici iki seçenek. Bunu bol miktarda reçeli bir birim reçel, 4 birim tereyağı ve kaymaktan oluşan bir ekip oluşturuyorsunuz. Aynı şey bal içinde geçerli bu arada. Bu şekilde bir karışım yapıp yerseniz, beraber yerseniz onunla glisemik indeksini yönetebilirsiniz arkadaşlar. Hipotiroidi rahatsızlığından nasıl kurtulurum hocam? Arkadaşlar bunun başka yolunu arıyorsanız vallahi da billahi da ben şunu şimdiden söyleyeyim. Çok böyle kendinizi yormayın. Doğru bir besinin onaramayacağı hücre yok.
Yanlış bir besinin yıkamayacağı insan yok. Bu kadar kolay bir metottan bahsediyorum. Lütfen doğru besinlere odaklanın. Doğru besinlerle hücrelerinizi yenilemeye odaklanın. Bu sizin maksimum bir yılınızı alır. Yıllarca hata yaptınız. Yanlış besinleri aldınız, yanlış besinleri yediniz. Ne olacak bunun sonu? O yanlışlıkları şimdi bir yılda temizleyebiliyorsanız ne mutlu size. Yani bunun böyle bir yolu varsa sakın acaba diye bir durmayın. Çünkü niye acaba demeyin? Yanlış bir şey yapmayacaksınız. Hücrelerinizi yenilemek, temizlemek yanlış bir şey olamaz. Devam edin yanlış bir şey olmadığı için de. Devam edin buna diyorum. Yani doğru besin. Temel olarak da en çok özellikle Alper Bey'le konuştuk onu. Kesinlikle kabız olmayın. Kabız bir kişiye burada Doktor Eyüp'ün anlattıklarının yani kabızlığı çözmeden fayda göremezsiniz. Bunun için birçok ürün bulabilirsiniz. Ben özellikle yani hızlı cevap almak isteyenler için söyleyeyim. Dropi'yi kullanabilirsiniz. Haftada 2-3 defa drop ile bunu dengeleyebilirsiniz. Belki hani kabızlığı çözmek için ilk günlerde bir her gün alırsınız ama sonra haftada 2-3 kere kullanarak bu dengeyi koruyabilirsiniz. Aynı zamanda karaciğerinizin de temizliğinde faydası olacak bir ürün. Yani ekstra faydaları da var. Yüksek tansiyon hastaları kullanacaksa onu yarım doz kullansın. Bir de tansiyonu kontrol ederek, yöneterek gitsin. Sonra hem böyle çok iyi bir hücre yenilemesi hem kanı alkalileştirmek için düşündüğüm zaman aklıma şey geliyor. Klorofil geliyor. Klorofil de muhteşem bir lif kaynağı, prebiyotik kaynağı da aynı zamanda. Life Fiber'la birleştirdiğiniz zaman yani Life Fiber'ı da mesela aynı günlerde kullanıyorsanız o zaman bu tamamen ne oldu? Muhteşem bir ekibe dönüşüyor arkadaşlar. Evet. Bentonitin de bağırsakta faydasını görebilirsiniz arkadaşlar. Onu da not edin. Bentonit de Mediclay diye geçiyor arkadaşlar. Mediclay. Onu da size söyleyeyim. İyot konusunda ne tavsiye ediyorsunuz? İyot kullanıyorum ben arkadaşlar. İyot kullanıyorum. Ne tavsiye edeceğim size iyot kullanımıyla ilgili? %2'likten eğer ki hiçbir tiroid probleminiz yoksa arkadaşlar. Hiçbir tiroid probleminiz yoksa %2'likten günde 3-5 damla yeter. Eğer ki tiroidle ilgili probleminiz varsa da %5'likten 3-5 damla günlük kullanmakta fayda var. Fonksiyonel tıp ekolu hakkında ne düşünüyorsunuz? Arkadaşlar, fonksiyonel tıp Türkiye'de hekimlerin kendi bilgilerini, kendi becerilerini yeniden artırma heyecanı oluşturan güzel bir akımdır. Hekim arkadaşlarımızın kendilerini geliştirme heyecanını lütfen alkışlayınız. Bu iyi bir şey. Ama yaptıkları metodoloji diyecek olursanız, metodoloji tıbbi beslenmeye benzemiyor. Birazcık benziyor, biraz benzemiyor. Benzemediği taraflar dediğiniz gibi besin takviyelerini çok fazla kullanmayı ve yolakları besin takviyeleriyle yönetmeyi seviyor. Burada bir hata var mı deseniz, hata değil de belki yönetilemeyen bir şey var. Yani masrafı yönetilemiyor. Yoruyor insanları bu masrafıyla. Ve bir şey daha, sürdürülebilirliği olmuyor bu sefer buna bağlı olarak da. Ama insanlar patolojik bir problem yaşıyor ve bu patolojik problem böyle de çözülecekse bence mükemmel bir çözüm olarak kabul edilmelidir. Kimyasal ajanlar vermekten çok çok iyidir. Yani bu bakış açısıyla düşünebilirsiniz arkadaşlar. Açlığın baş ağrısı yapmaması için ne yapmalı? Açlık baş ağrısı niye yapar? Bu sorunun cevabını düşünün. Açlık vücutta katabolizan fazı artırır. Katabolizan yıkılım faz demektir. Yıkılım fazını artırır. Yıkıldı, hücreler yıkılıyor. Bir sürü atık üretiyor. Bunları temizleyici, gerekli temizleyici besinler alınmazsa, temizleyici besin grupları nedir? Yani
mesela yeşil tozlar, mesela ıspanak, pırasa, maydanoz, kroka, bunları yerse kişi o atıkların oluşumunu engeller biraz. Suyu bol içerse engeller. Ama biz içtiğimiz suların çoğu da kötü olunca o atık yönetilemiyor olabiliyor arkadaşlar. Atık yükünü azaltıcı yöntemler kullanılmalı. İkincisi arkadaşlar, atığın kalitesi çok önemli. Şimdi açlık, hareketsiz, ya adam diyor ki ben oruç tutuyorum, yatıyorum. Oh, orucu uykuya tutturuyor. Böyle insanları tanırsınız. Bunların başı ağrır. Niye ağrır? Çünkü yatan adamın enerji kaynağı vücutta aç olduğu zaman proteini yakar. Protein yanarsa proteinin attığı en kötü, en rahatsız edici, en çok baş ağrısı yapacağı ağrıdır. Bakın, mantığını anlamaya çalışın lütfen. Mantığını anlamaya çalışın. Atığın fazlalığı ağrı yapar. Atığın yüksek düzeyde toksisitesi ağrı şiddetini artırır. Bu mantıkla baktığınız zaman, o zaman açlığa başlamadan önce yoğunlaştırılmış bir protein yemişse, yumurta yemişse, peynir yemişse ve onun atığı çoksa, bu atığı temizleyecek yeterince de sıvı almıyorsa, burada problem çözülemez hale gelir. Burada bakın etkili olan ne? Klorofil iyi bir çözümleyiciye dönüşüyor. Kabızlığı varsa drop ile çözümleyiciye ulaşıyor. Trimetil amin oksidaz dediğimiz bir kimyasal var arkadaşlar. Bağırsakları çok rahatsız eder mesela. Onu mesela bağırsağı boşaltmazsanız kesinlikle bu adam böyle rahat edemez yani. Bilici Güler devirisi diyor ki 7 ay önce, 7 aydır önce bağırsak, sonra bütün temizlikleri yaptım maşallah. Şu anda kilo alma derdim yok. Dengeli doğru beslemeyi öğrendim. Şimdi çok mutluyum. Allah sizlerden razı olsun. Hayır maşallah, aferin size. Bizim eğitimlerimize mi katıldın Bilici? Bol su baş ağrısına iyi gelebilir. Gelir tabii ki. Peki kilo nasıl alınır? Wow, bu da bir muayenehane sorusu ha. Biz bu bilgileri muayenehanede anlatıyoruz. Böyle burada anlatmayız yani. Evet. Onun da mantığını anlatacağım arkadaşlar. Bir maydanoz, limon su karışımı, karaciğer temizler mi? Böyle bu yöntemlerle olmuyor işte arkadaşlar. Yani ben bir maydanoz kürüyle limon karışımıyla karaciğer temizleyeceğim dediğiniz zaman bu bir zavallılıktır. Niye zavallılıktır? Ya Allah rızası için karaciğeri kirletici temel sebeple ortadan kaldırmamışsın. Daha kabızlığını çözmemişsin. Daha bağırsak floranı oturtmamışsın. Maydanozu limonu yedim, karaciğerimi temizledim. Ya buna kargalar güler ya. Yok olmaz öyle bir şey bana hanım. Böyle şeyler yapmayın. Ama şunu da söyleyeyim, yanlış anlaşılmasın. Hani maydanoz limon kötü bir şey değildir. Ama bu kötü olmayan, bu iyi şeyi etkinleştirmeniz için söyledim bunu. Kilo almak için ne önerirsiniz? Mebrure Hanım, doğru söylüyorsunuz ama unutmayın, İbrahim Saraçoğlu bir doktor değil. Doktor değil. Onun önündeki ünvan profesörlük ünvanı, tıp profesörlüğü değil. O bir bitki alemiyle ilgili, aslında bitki alemiyle ilgili miydi? Biyolog muydu? Biyoloji alanında bir profesörlüğü var arkadaşlar. Açlığın baş ağrısı yapmaması için ne yapmalıyız hocam demiş. Biz de okuduk burayı. Bu videoda Tıbbi Beslenme Akademisi sayfasından mı izleyebiliriz? Hayır, burada yayınlıyorum arkadaşlar. Yani Tıbbi Beslenme Akademisi'nde online eğitimlerimiz oluyor arkadaşlar. Arzu Hanım İzmir'de. İzmir'de Doktor Gonca Hanım'a selamlar ediyorum. Onunla tanışın hocam. Işınay Hanım'a selamlar ediyorum. Muhakkak tanışın. Çok değerli iki hekim arkadaşımız. Hocam sağlıklı kilo alımı nasıl yapabilirim demiş. Bununla ilgili bir muayenehane ya hasta alsak sınıf kurarız valla. Covid oldum. Covid ilacını 2 kutu içtim. Karaciğerimde fonksiyonları bozuldu. Karaciğerimi toparlamak için ne yapmalıyım? Kiloluyum. Çok geçmiş olsun. Allah şifalar versin. Bu söylediklerimizi harfiyle uygulayın arkadaşlar. Bunlarda hata yok.
Bağırsaklarınızı temizleyin lütfen. Karaciğerin enzimlerini toparlayıcı bir şeyler lazım size. Karaciğerin enzimlerini neyle toparlayacaksınız? AST aletleriniz yükseldi mi bilmiyorum. Onlara isterseniz demeden ulaşın. Yani problemin noktasına yönelik bir şeyler konuşmak daha isabetli olacak arkadaşlar. Hocam yakın zamanda eğitim var mı? Bizim eğitimler sürekli oluyor arkadaşlar. Sürekli eğitimlerimiz var. Yani önümüzdeki hafta başlayacak bir eğitimimiz var mesela. 10 yaşında çocukta şeker hastalığı. Kitabınızı şimdi Amazon'dan aldım. Sabırsızlıkla bekleyeceğim. Niye Amazon'dan alıyorsun ya? Ta Amazon'a niye gidiyor bu kitap anlamadım. Arkadaşlar bizim kitapyurdu.com'dan alın kitapları. Kitapyurdu.com burada yani Türkiye'de kitapyurdu.com'dan aldığınız zaman bizim kitabın satış rakamları ilgi çeken rakamlara ulaşıyor. İlgi çeken rakamlara ulaşınca tavsiye edilen kitap statüsüne dönüşüyor. Bunun için desteklerinize ihtiyacımız var arkadaşlar. Yani kitapyurdu.com'da tavsiye edilen kitaplar listesine bölümüne girmeye çabalıyoruz. Valla 15 gündür daha henüz 410 tane kitap satılmış. Dolayısıyla henüz tavsiye edilen kitap düzeyinde değiliz. Yani bu kadar dinleyen kişi var ama her bir tane kitap alsa yarın 600'e çıkacağız yani. Bir de birer tane hediye alsalar olur 800. Hocam bağırsak detoksu emzirirken olur mu? Olur. Temizlik niye olmasın? Hele hele emziren bir anne için bağırsak detoksu apayrı apayrı değeri var. Yani çok daha anlamlı. İyonize suyun faydası var ise var mı? Arkadaşlar antioksidan kullanımın vücudun tüm hücrelerine yararı var. Mesela varise bağlı kan pıhtılaşması olur. İyonize su kan pıhtılaşmayı durdurur. Mesela bu çok önemli bir ayrıntı. Ertesi gün 11'e kadar hiçbir şey yemiyorum. Aralıklı oruç faydalı mı? Hiçbir şey yemiyorum. Ay 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 Nevin Hanım. Ay ay. Bilemiyorum. Bu kadar kendinizi zorlayarak yapıyorsanız bu zorlama bana biraz şey geliyor arkadaşlar. Önemli olan mesela akşam altıda ne yediniz çok önemli. Canlı bir gıda mı yediniz, ölü bir gıda mı yediniz? Bu çok önemli. Dropi kullanımı nasıl? Arkadaşlar ilk başladığınız zamanlarda dropi bağırsaklarınızın akışı düzelene kadar her gün kullanabilirsiniz. Akşamları kullanıyorum. Sonra baktınız düzeldi. Ondan sonra haftada 2 kere, 3 kere, 4 kere kişiye göre değişir bu. Yani yediğiniz gıdaya göre değişir. Yani bir şeyi sürekli alırsanız, onu her gün alırsanız bu sefer neye dönüşebilir? Bağırsakta tembellik yapmaya başlar. Bu da istenen bir şey değil. Yani böyle bir şey olsun istemiyoruz. Burayı okumayayım. Şehnaz Hanım senin yazdıklarını okumayayım burada. Isparta'dan arkadaşlarımız var aramızda. Suya sodyum bikarbonat koyuyorum. Alkali olması için iyonize suyun yerini tutar mı? Ya Allah seni mübarek etsin. Yani iyonizasyon bambaşka bir şey. Alkalilizasyon bambaşka bir şey. Mikronizasyon bambaşka bir şey. Sadece sodyum bikarbonat bir suyun pH'sini 8.8'e kadar çıkarabilir. Bu da uzun süre kullanıldığında renal taş oluşumuna veyahut da safra kesisindeki safranın koyulaşmasına sebebiyet veriyor. Ay ay sarı nokta hazır. Önce kilo nasıl alınır konuşmamız lazım. Ramazan iftarında çok güzel bir söz söylediniz. Onu hatırlıyor musunuz? Ya mübarek sen hatırlamışsın. Sen yaz buraya. Ne söylemişiz? Ne bileyim. Bir sürü güzel şeyler söylüyoruz. Biz hep güzel şeyler söylüyoruz. Bizim kötüyle işimiz yok ki. Drop ile ilgili konuyu konuştuk arkadaşlar. Özlem yeni dokur mücahit. Suya sodyum bikarbonat koymak konusunda ne dersiniz? Konuştuk. Konuyla ilgili bilgi verir misiniz? Tansiyon hastaları da kullanabilir. Tansiyon hastaları dikkatli kullanabilir. Yani kullanamaz değil. Yarım ölçekle başlanabilir arkadaşlar.
Karacadağ pirinci kullanıyorum. Güzel bir pirinç arkadaşlar. Yerli olsun tohumlarınız arkadaşlar. SIBO tedavisi nasıl olur veya diyetin nasıl gider? Başlı başına bir konu. Aşırı terlemenin yüzlerce sebebi var arkadaşlar. Her şeyi anlatmayın hocam, okusunlar. Yani sen de haklısın vallahi. Ama bana göre daha önemlisi çok iyi yürekli. Teşekkür ederim, sağ olun, eksik olmayın. Nane reçeli müthiş oluyor. Bak. Keseo da akıllı bir kadın ha. Online muayene olsak olmuyor mu? Oluyor. Online rezervasyon yapıyoruz. Online muayene danışmanlığı var arkadaşlar. Online asistanımız Yasemin Hanım'a ulaşabilirsiniz online danışmanlık için. Kızımın bağırsakları hiç çalışmıyor. Ne tavsiye edersiniz? Ay. Abur cuburdan uzaklaşacak. Temel bu bağırsak temizleyici ürünleri hayatın bir parçası haline getirsin arkadaşlar. Paratiroid hastasıyım. Ameliyat bekliyorum. Ay. Artık geç oldu değil mi arkadaşlar? Selam hocam. Mide yanması için ne yapmalıyım? Vallahi daha önceki bir programda bu mideyle ilgili çok özel bir paylaşım yaptım arkadaşlar. Mide yanması ile ilgili. Öncelikle bu mide yanması pangastritin bulgusudur arkadaşlar. Pangastrit yani midenin iç duvarı tamamen enflamasyon halindedir. Burada yapacağımız şey öncelikle 1-2 hafta mideyi dinlendirmek zorundasınız. Yani midenin yükü nedir? Ettir, yumurtadır, peynirdir, tavuktur, balıktır. Bunları bir azaltmanız lazım. 2 hafta bunu azaltın. Midenin çalışmasını bir dinlenmeye geçirmek için proteinden uzaklaştırmanız lazım. Ama protein yemeyeceksiniz anlamına gelmiyor. Bir midenin görevi proteinleri amino asit düzeyinde parçalamaktır. Dolayısıyla mesela haşlama yediniz değil mi? Haşlamanın suyunu içebilirsiniz. Sorun yok onda. Ama haşlamanın kendisini yerseniz, eti yerseniz o zaman bunu sindirmek için mide ciddi bir zaman ve emek verecek arkadaşlar. Bunun detaylarını tekrar konuşuruz. Sodyum bikarbonat suyu. Hocam Dropi nereden alabiliriz? Dropi'nin kendi sayfası var arkadaşlar. Bir de onun böyle yazılışı... Yazılışını da ben yazayım arkadaşlar. Dropi'nin kendi sayfası. Soğuk süt için mide yanması için hocam hayır. Soğuk süt içmeyin. Hayır. Bu son derece yanlış bir tedavi yöntemi. Az önce ne dedim? Midenin yükünü hafifletin dedim değil mi? Sait Bey siz ne yaptınız? Süt içirdiniz. Soğuk süt içirdiniz. Harareti düşürdüğünüzü varsaydınız. Hayır. Bu tamamen ters teper. 3-4 saat sonra midenin asidini artırırsınız. Bu yanlış. Kilo almayı anlatacaksınız. Değil mi? Doğru. Deniz mizaca göre beslenme içerikleriyle ilgili kitabımda özel bir bölüm var. Lütfen burayı okuyun hocam. Evet, uyuyalım artık demiş bazısı. Peki bir sonraki programa şey ertelesek olur mu kilo alımını? Aşı olalım mı hocam demişler. Ben olmuyorum arkadaşlar. Benim bazı kendime ait özel bu konuda verdiğim şeyler var. Kriterler var. Örneğin aşının hakikaten burada etkili olamayacağı ile ilgili görüşüm var. Çünkü aşıların viral olarak aşırı derecede genetik materyalleri hızlı değişiyor. Bakın şimdi Delta geliyor. Bilmem değişik tipler geldi. Bu tiplerin her birisine aşının etkili olacağı varsayılması bence tıbbi bir cehalettir. Yani bunu iddia etmek tıbbi bir cehalettir. Böyle bir şey mümkün değil çünkü. Ben bu yüzden sürekli varyant değiştireceğini bildiğim için aşı olmanın bir mantığını göremiyorum arkadaşlar.
Peki. Herkese iyi bir akşam diliyorum.